Herkese merhaba. Ford Cargo 2842 modumuz var. Şöyle Volvo galerisinden alıyorsunuz. Driazinho diye bir arkadaş yapmış bunu. Sanıyorum Brezilyalı. Zamanında yapmış ve sanıyorum yarım kalmış. Not yazmış onu çevirebildiğim kadarıyla. Birkaç hatası varmış işte onlar kalmış. Ben de düzeltebildiğim kadar düzelttim. Yalnız şöyle bir şey yazmış. İsteyen istediği gibi editleyebilir falan gibilerinden. Hani ben paylaşacağım. Editleyebilen varsa editleyip farklı bir şeyler de yapabilir. Böyle mod yapanları çok seviyorum. Yapmış, isteyen editlesin demiş. Şimdi kabinimiz tek. Şasi seçeneklerimiz var. 4x2, 6x2, 6x2'ye 4. Şöyle 8x2 deyince bu şekilde geliyor. Şöyle tam Brezilya taraflarına özgü bir dorsesi var arkada. Şöyle bir hata var mesela. Modu yapan arkadaşın yazdığı. Zaten söylemiş yarım kaldı diye. Ama bunu da halledebiliyorsunuz. Birazdan göstereceğim onu. 6x2 hareketli arka dingil diyor. 6x2 orta dingil ve 6x4. Biz şu 8x2'yi bir seçelim. Ben size anlatmaya başlayayım. Şimdi Euro 5 Cummins ya da Cummins artık nasıl okursanız motor koymuş. Motor sesi de kendine has bir motor sesi var. Başka yerde kullanılmış mıdır orasını bilemem ama oyundaki stok sesten farklı bir sesi var. 540, 600, 700, 750 beygir seçenekleri var. Ben 540 yapacağım. 12 ve 12 vites retarderli olmak üzere iki farklı şanzıman seçeneğimiz bulunmakta. Interior'a geçtiğimizde şöyle basit bir interior var. O zamana göre arkadaş çizmiş. Belki yarım kalmıştır. Belki bu şekildedir. Bilemiyorum. Yani çok fazla kaplama yok aslında. Yine de oynanır. Sonra renk seçenekleri düzgün mü söyledim? Düzgün söyledim galiba. Renk seçenekleri çalışıyor. Yani sorun yok. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Hop, hepsi çalışıyor. Lan kırmızı da güzel oluyor. Ya kırmızı çok güzel oluyor ya. Yusuf abi de takıntılı, ben de takıntılıyım kırmızıya ama. Ben şöyle yapacağım. Yoksa yapmasam mı? Sarı yapayım bu sefer. Hem de böyle fıstık yeşili mi, fıstık sarısı mı? Öyle bir şey. Heh, şöyle olsun. Bu sefer böyle olacak. Yeşilden gidiyoruz bakalım. Yani hepsi çalışıyor sonuç olarak. Şimdi modifiye girdiğimiz zaman. Önce şunu düzeltmeyi göstereyim. Bakın burada bir seçenek var. Şuradan tankı değiştirebiliyorsunuz. Bu diğer şasilerde de değişiyor aslında. Ama şurada kaldırma seçeneği var. Buna bastığınız zaman tak diye buradan gidiyor. Şurada da bir seçeneğimiz var. Burada da şöyle çamurluk atabiliyorsunuz üstüne. Şu an düzeldi gibi geldi bana. Yani bence olur. Sonra normal modifiyelerimize geçelim. Burada bir deflektörümüz var. Şöyle ya da şöyle. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Aynalara geçelim. Plastiko, pintado ve kromado olmak üzere 3 seçenek var. Krom, plastik ve renkli. Brezilya dili biliyoruz ya. Brezilyanca biliyorum yani. Bu arada Portekizce olduğunu söyleyeyim. Atlamasın millet oradan. Brezilya'da Brezilyaca diye bir dil yok falan. Portekizce konuşuyorlar. Neyse. Şunlar güneşlik seçeneklerimiz. Böyle kromado, plastiko, şeffaf plastiko. Cam gibi duruyor lan bu. Neyse. Seçenekleriniz var. Şunu yapayım ya. O iyi. Şuradan da camı ayarlayabiliyorsunuz aynı şekilde. Parabrisa 2, 3, 4, 5. 5. zaten abarmış. Kromlu. Aynalı cam. Şöyle yapalım. Aracı da yeşil yaptık. Zaten böyle bir ambiyans olsun. Şuradan da şu yandaki küçük camı ayarlıyorsunuz. Aynı şekilde. Aynı seçenekler var. Yok, aynı seçenekler yok. Yeşil yok burada. Var mı? Var. Yeşil burada. Bu yeşil. Şöyle bir siyahın üstüne gelince kırmızı gibi göründü de gözüme. Yok, yeşil, tamam. Aynı seçenekler. Sonra başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bu kadar. Lastiklerinizi ayarlayın. Koltuğunuzu ayarlayın. Yola koyulun efendim. Runner'ı çakalım ya. Hatta şöyle yapalım mı? Şu rengimizi bir kaydedelim şuraya. Bakalım lastikte nasıl duracak. Tamam. Olsun. Uyduğu kadar işte. Hazır rengi kullan. Runner. Hazır rengi kullan. Runner. Hazır rengi kullan. Tamamdır. Yani lastik jant seçeneği yok. Buna ekstra bir modla yapıp kullanabilirsiniz. Heh, Raven güzel oldu mesela. Benim hoşuma gitti. Raven. Şunu yapalım buraya da. Şöyle yapalım. Bu arka planı sadece değiştiriyor. Tamam. Tamam, diğerlerini daha değiştirmiyorum. Yeter bu kadar. İçeride zaten ekstra bir şey yok. Bu kadar. Onayla diyelim. Şimdi böyle bir hafif bir gideyim. Ondan sonra şasiyi değiştireyim. Bir de dorse takayım. Öyle de görün. Öyle de çalışıyor. Böyle de çalışıyor. Ayna da kocaman, ayna güzel. Şimdi bir çalıştıralım aracı. Biraz ses vereyim. Bu da geri vites sinyali. Şu 8x2'de iki kamerası bu kadar gösteriyor. Paylaşmadan önce bir bakarım. Düzeltebileceğim bir şeyse hoppa. Düzeltirim. Düzeltemiyorsam iki kamerasını yapacak bir şey yok. Bazı modlarda düzeltemiyorum çünkü. Hatta şöyle yapayım. Buradan servise kadar gideyim. Serviste şasiyi değiştirip normal bir şey bağlayayım. Ne bağlayayım? Dorse bağlayayım. Nereye bağlayayım? Arkaya bağlayayım. Zaten öne bağlasak dorseyi çok acayip durur. Fıstık yeşil canavar ya. Çok fazla böyle modifiye seçeneği falan yok ama bence hoppa hop güzel. Şekli falan iyi yani. O zaman yapıldığı zamana göre. Çünkü bayağı eski galiba. Öyle ışığı falan yok bunda tabi. Göstergeler parlıyordu, onu düzelttim. Yani yapan arkadaş yarım kaldı demiş ama özellikle bu 8x4 için bence güzeldir. İşte bunlara böyle bir yük almaya izin verse SCS. Kafamda var bir şeyler ama olur mu bilmiyorum ya. Deneyeceğiz bir şeyler. Zamanı gelince, şimdi değil tabii. Böyle de söylüyorum, abi ne zaman yapacaksın diyorsunuz. Yani aklıma bir şeyler geliyor da onu uygulaması, yapması, çalıştırması, SCS izin vermiyor, oyunun şartları el vermiyor, olmuyor. Yani aklınıza bir sürü şey gelebilir de her aklınıza geleni yapamıyorsunuz oyunda. Böyle bir şey var. Benim aklıma geldi, şunu yapayım, pat pat oldu. Deniyoruz, çalışmıyor ondan sonra. Var ama kafada bir şeyler var, her zaman var kafada bir şeyler. Ne kadar uzattım. Şöyle yapalım, ne yapalım? Orta dingil diyelim. Değişiklik olsun. Bak burada tanker yok. Şöyle geldiğiniz zaman açıyı yakaladınız mı çat diye buraya tekrar koyabilirsiniz. Gayet de güzel olmuş bu. Özellikle siyah benim çok hoşuma gitti. Ya da şunu 4x2 yapsak nasıl olur ya? Yak yak. Orta dingil. Orta dingil iyi. Orta dingil yapacağım. Yabacın. Hangisiydi lan? Ha buydu. Dur lan şunu da değiştireyim ya. Elimdeymişken. Daha güzel. Tamam. Şimdi bir yük alalım. Ağır bir yük alalım. Dorse takınca da sorun çıkmadığını görelim ki. Sıkıntı olmasın. Bayağı bir ağır yük geldi aslında ama. Ya çok ağır değil ama direkt karşıma çıkınca aslında gözüme takıldı. Bak şunu mu alsam? Bakayım. Of siyah dorse de güzel. Bak buna bu da gider ha. Petrol 21 ton. Tamam bunu alalım ya. 21 ton iyidir. Şasiyi değiştirdik. Vites atmaları bir değişti aracın. Sanki ya da bana öyle geldi. Vallahi arkadaşlar beğenirsiniz beğenmezsiniz. Hani bu özellikle Ford için yapılan modlar bayağı eski kalmış hepsi. Güncel yapan yok sanıyorum. Benden başka Ford fixleyen de bilmiyorum. Yok galiba denk gelmedim ben. Benden başka yapan yok derken yeni Ford yok anlamında yine söylüyorum. Ben çünkü fixlerken çok değiştirmiyorum biliyorsunuz. Böyle fazla ekleme çıkarma yapmıyorum. Ne bileyim çok nadir modları hariç mesela Scania Touring gibi. Ona modifiyenin dibine vurduk onda zaten de. Ama bu kamyon modları çünkü çok fazla hani özellikle aynı modlardan da yapılıyor ya, herkesin yaptığı farklı oluyor. Bir de siz istek yapıyorsunuz şimdi bu haliyle beğendiğiniz için istiyorsanız diye ben çok değiştirmiyorum açıkçası. Daha fazla modifiyeyi özellikle kendi isteğimle fixlediklerimde, başkasının istediği değil de kendi isteklerim için genelde yapıyorum onu o yüzden. Çünkü adam bu modu zamanında oynamıştır, hoşuna gidiyordur. Şimdi yeni sürümde de oynamak istiyordur. Ben buna ekstra bir şey koyarım. Bu sefer der ki abi ben o halini seviyordum. Ben fiximi yapayım doğru düzgün. Ondan sonra kim ne yapıyorsa yapsın. Doğru düzgün derken yani olabildiğince az hatalı yine. Şartlar el verdiğince arkadaşlar. Of yavrum benimle ötürme. Yakıştı sanki ha petrol. Şimdi bu açıdan da gidiyorum bir yere sürteceğim, çakacağım şimdi. Motoru mu güçsüz geliyor acaba ya? 21 tona 540 bg. Diğer şasilerde daha iyi olabilir belki. Motoru daha kuvvetli seçin. fazla gitmeyeceğim. Videoyu da çok uzatmayacağım. Düz yola çıkıp bir basalım. Hem devrini iyice aldıktan sonra, hızlandıktan sonra motor sesi nasıl geliyor ona bakarız. Çünkü bazı motor sesleri devri aldıktan sonra böyle kulak tırmalamaya başlıyor. Belki bu da öyle olabilir. Öyleyse de yapacak bir şey yok gerçekten. En azından biz yine bir maksimum hızda görelim. Bu arada 21 tonda biraz sakıncalı ama dengeli bir kaldıralım. Sonuçta orta aks aldık. Onun kalktığı bir görünsün. Fren mi yapmamız lazım? Fren yapmadan onu kilitlemiyor önce. Sonradan dönmeyi bırakıyor. Bu arada ben hala şu ana garajımı değiştirmeyi unuttum. Her seferinde Baltık, aynı harita, aynı yerde mod test etmekten sıkıldım artık. Bunu bir değiştirmem lazım. Fransa tarafına artık kaymam lazım. Ya da İskandinavya, ikisinden birisi. Fransa'ya mı geçeyim, İskandinavya'ya mı mod testleri için arkadaşlar? Bir yardımcı olun. Bir el atın şu duruma. O ön tarafa geçince motor sesi bir coştu. Ha, bir el atın, bir yardımcı olun. Karar veremiyorum şimdi. Fransa tarafına mı geçeyim mod testleri için? İskandinavya mı? Bakın diğer seçenekler mevcut değil. Orijinal haritada yeterince zaten test ettik. Almanya'da. İtalya'da da kastırıyor. Hani güzel görüntü falan ama makineniz çok iyi bile olsa İtalya'da bir FPS düşüklüğü oluyor. O yüzden ya Fransa'ya geçeceğim ya İskandinavya'ya. Hoppa, ne yapacağız bakalım burada? İyi, çok sıkıntı. Araç çok dağılmıyor bakın. Ben uçarız sandım ama çok rahat geçtik yani. Bir tane de şöyle adadan geçme testi yapalım. Hoppa. Bunda da sıkıntı yok. Güzel güzel. Nostalji sevenler indirip kullanabilirler. Motorun rahatlığıyla bir sıkıntısı yok. Ben yaptım. Bundan sonra böyle. Böbürleneceğim. Bu niye oluyor biliyor musun? Ben normalde hiç sevmem böyle şeyleri. Yani espri yapıyorum aslında ama. Ya espri yapsam da biraz gerçeklik payı var aslında. Yani o kadar kötü modlar çıkarıyorlar ki sinirleniyorum artık. Ha, ben onların yaptığı o kadarını da yapamam. Öyle diyelim şimdi, şey olmasın. Ben yapamam, ben beceremiyorum ama o kadar kötü modlar yapıyorlar ki. Bir şey yapıyorsan hakkını ver. Ondan sonra da diyorlar ki emeğe saygı. Arkadaş, sağdan soldan alıp parça koyup mod yapıyorsunuz. Biraz emek harcayın da o emeğe saygı diyor. Şimdi yine linç yemeyelim. Ben şuraya çekeyim. Her videoda böyle konuşmasam olmuyor zaten. Çenem düşüyor. Yok yok, kimseye bir şey demedim. Herkes süper mod yapıyor ya. O kadar süper mod yapıyorlar ki bir versiyonda yaptıkları mod bir sonraki versiyonda çalışmıyor. O yüzden kimseye bir şey demiyoruz. Evet arkadaşlar, modumuz bu. Beğeniyorsanız indirin, kullanın. Beğenmiyorsanız bir sonraki videoda bir şeyler çıkar belki sizin için. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.